Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız efendim. Tatile gitmeyenlerin bizi izlediğini umut ediyorum ama gidenler varsa çok soft bir program, çok yumuşak bir program olacak. O yüzden ekranlarınızın başından ayrılmayın. Oğuzhan Aygören her zaman her cuma olduğu gibi bizimle beraber. Bugün programımızda da iki tane konuğumuz var. Ömer abi diyeceğim ama tabii bu Mercat'e izleyicileri için bu kelime biraz havada kalabilir. O yüzden ben açayım size. Mentor ve yatırımcı Ömer Erkmen bizimle ve Biyonluk kurucu ortağı Utku Subakan bizimle. Utku ile başlayalım. Biyonluk kurucu ortağı dedik. Biyonluk ne olduğunu istersen biraz izleyicilerimize de anlatalım. Nedir tam olarak? Ne yapıyorsunuz? Biz Biyonluk'ta yetenekli insanların kendi yeteneklerini sergiledikleri ve bu yetenekleri satabildikleri bir dijital pazar yeriyiz. Toplamda 6 ana kategoride yetenekli insanlar kendi yeteneklerini sergiliyorlar. Bunlar grafik tasarım, video animasyon, yazılım, ses müzik, yazı ve çeviri diye gidiyor. Bizdeki freelancerlar, bu arada yetenekli insanlar freelancer diyoruz. Freelancerlar bizim platformumuza gelip kendi hangi alanda yetenekliyse bu alanı belirtiyorlar ve de biz onlara bir şekilde müşteri bulmuş oluyoruz. İşin diğer tarafında da kurumlar, girişimler, işletmeler, KOBİ'ler tek seferli veya proje bazlı işleri için tam zamanlı birini çalıştırmak yerine bu freelancerlarla çalışarak daha verimli bir şekilde kullanabiliyorlar kaynaklarını. O açıdan hani alıcı tarafında işletmeler ve bireyler, satış tarafında da freelancerlar olan bir pazar yeriyiz diyebilirim. Genel bir platform iş modeli. Peki burada en çok kullanılan bir örnek verebilir misin? Yani en çok hangi amaçla kullanılıyor? Hani böyle bir örnek proje şöyle, mesela sizin bir YouTube kanalınız var diyelim. Kanalınıza bir intro lazım. Bize gelip direkt o introyu yapacak olan bir sürü yetenekli kişi var. Onlardan yaptırabiliyorsunuz. Veyahut da kanala bir YouTube kanalı kurdunuz diyelim. Bir de logo lazım. Logonuz da yok. Güzel bir logo yaptırmak istiyorsunuz. Bize yaptırabiliyorsunuz. Onun haricinde işte mobil uygulama geliştirenlerden işte çeviri yapanlara kadar seslendirme sanatçılarından senaryo yazımı ile uğraşanlara kadar birçok geniş bir yelpazede çok yetenekli insanlar var bizde. Onların bir şekilde kendi hayatlarını daha özgür yaşamaları için bir platform sağlıyoruz diyebilirim. Aslında bu biraz yeni dünya, yeni ekonominin bize sağladığı böyle bir tür bir çalışma şekli. Yani eskiden serbest meslek vardı. Şimdi evet. Serbest meslek kalmadı ama tekrardan bu platformlar aracılığıyla tekrardan hayatımıza giriyor. Yani lokasyondan bağımsız insanların iş yapabilme gücünü aslında sağlamış oluyorsunuz evet. İnsanlara. Ya biz şöyle bakıyoruz. Hani bizim öncelikle biz insanların, özellikle yetenekli insanların daha özgür ve daha mutlu çalışabileceklerine ve dolayısıyla yaşayabileceklerine inanıyoruz. Bundan 10 bin sene önce hepimiz freelancerdık. Birimiz çok iyi bir şekilde ağaca tırmanma yeteneği vardı. En güzel meyveleri toplardık. Birimiz ne bileyim bir avcılık yeteneği vardı. Avlanma yapardı. Birimiz de başka bir iş yapardı. Sonuçta baktığımızda hepimiz özgür bireylerdik. Ondan sonra gelen tarım ve endüstri devrimi, hani maalesef de demeyeceğim, bu bir sonuç aslında ama bizi bazı kutu ve kalıplara soktu. İşte bu kutu ve kalıplardan çıkıp öze dönüş hareketi olarak nitelendiriyoruz biz freelancer hareketi. Çok önemsiyoruz. Bunu Türkiye'de başlatan parçalardan birisi olmak ve bunu dijitale taşımak en büyük motivasyonlarımızdan biri. Peki şunu da soracağım. Yetenekli olduğunu nereden anlıyorsunuz? Yani ben iyi bir grafiker olduğumu iddia ederek bir yoğunluğa geliyorum. Neye göre sizin sisteminize dahil olup ben de yardımcı oluyorum? Bir şeyden geçiyorlar. Tüm bizde yeteneklerini sergilemek isteyenler bize başvuruyorlar. Portfolyosunu gönderiyorlar. Hani biz bakıyoruz, daha önce yaptığın işlere bakıyoruz. Eğer logo tasarımıyla geliyorsan daha önce tasarladığın logolara bakıyoruz. Eğer hiç logo tasarımı yapmadıysan hani üzülerek seni alamayacağımızı belirtiyoruz. Hani en azından birkaç logo yap, yani bir şey görmemiz lazım. Ya da mesela yazılım mühendisisin diyelim. Bir şey iOS uygulama geliştiriyorsun. Daha önce senin yaptığın uygulamalara gidip bakıyoruz. İşte CV'ne bakıyoruz. İkna olmamız lazım senin o yeteneğe sahip olduğuna. Çünkü diğer şekilde herkesi de içeri alırsak bizimle çalışmak isteyen işte işletmeler, KOBİ'ler, girişimler ya da bireyler de memnun bırakmak zorundayız. Oraya logo tasarım yaparım dediğinde de onun hakkını verecek olan
bir yetenekle çalışması sağlıyor. Yani burada aslında serbest piyasadır, arz talep kendisini bulur, her çeşit insan burada olsun demiyorsunuz. Bir moderasyondan geçiyor. Var. Sizin önerdiğiniz ya, kişiler var. Bir yere kadar dediğin doğru. Hani çok böyle işine giremiyorsun, oradaki şeylerle oynayamıyorsun. Çünkü arz talep ilişkisi, bir yer talep ediyorsa bir yerde var yani o. Ama çok böyle %100 serbest bir şey değil. Bir filtreden geçiyor. Filtreden kalanlarla serbest piyasa var içeride. Hani hiç burada ben şeyi sormak istiyordum aslında ama bir nebze ona cevap vermiş oldun. Yani mesela benim yani ne derece yetenekli olması gerekiyor? Mesela benim bir Excel dosyasında bir düzenleme yapacağım. Oturup onda uğraşmak istemiyorum. Şimdi birisini bulmam lazım. Kardeşimden rica edeceğim. Asistanından rica edeceğim. Bize gelebilirsin. Biz de var. İşte mesela bu bir yetenek gerektiren bir iş mi? Mesela Excel dosyasını düzenleme yapmak. Bir yetenek gerektiriyor olsan niye gerektirmez? Var ya çünkü ya anlamayan insanlar var. Ya. Ben girişimciyim de çok Excel kullanmıyorum yani. Başka şekilde çözüyorum. Kendi kod yazıyorum Excel kullanmak yerine. Ama bu da bir yetenek gerektiriyor sonuçta. O insanlar da bize gelip bir şey yapıyor. Ya o insanlar da gelirken bize bir şey göstermeleri lazım. Gerçekten bizi ikna etmeleri lazım ki platforma girsinler ve sergilemeye başlasınlar. Peki şimdi Ömer abi herkese yardım eder mi? Yoksa neden bir yol? Onu da sorayım. Ömer abi kimdir? Oradan başlayalım. Ömer abi laf nereden çıktı? Şöyle, yaşımdan dolayı çıktı. Ben 7 sene önce falan emekli olmuştum. Fakat sonra birisi arkamdan itti. Beni bu yeni girişimcilik dünyasına düştüm. Önce bir iki tanım yapacağım. Yeni girişimcilik dediğim aslında ben olduğum olası girişimciyim. Hiçbir zaman bir yerde çalışmadım. Hep kendi şirketim. O zaman öyle derdik. Kendi şirketim oldu. Şirketlerim oldu. Ortaklarım oldu. Değişen şuydu. Startup diye bir laf çıkmıştı ve yatırımcı adını taşıyan bazı büyük abiler startuplara yani yeni nesil girişimcilere para koyuyorlardı. Ve bu girişimler para kazanınca ya da değer kazanınca bunları satıyorlardı ve mutlu oluyorlardı. Bir farkı yok geçmişten. Tek önemli farkı var. Teknoloji. Nedir teknoloji? Hızlanıyor bu iş. Mesela siz işte bir koyup bir buçuk alıp bir buçuk koyup 1.75 alacağınız yerde bir koyup 10 alabiliyorsunuz aynı sürede. Bunu da teknoloji sağlıyor. Onun için bunun adı değişti ve girdiğim dediğim dünya da bu aslında olduğum dünyanın yeni hali bu. Böyle olduğunun farkında değildim ve bu çok ilgimi çekti. Öğrenmeye başladım. Yani bunu her yerde de söylüyorum birçok platformda. Yani 7 sene önceye göre bugün bildiklerimin %99'unu o gün bilmiyordum. Bu kadar da büyük fark var ve bu bir yerde de durmuyor. Sürekli öğrenmeniz gerekiyor. Abiliğe gelince planlanmış bir şey değil, kendiliğinden oldu. Nasıl oldu? İşte Utku gibi, Utku bu arada favorilerimden biri, onu söylemeye bir şey diyeceğim. Utku gibi birçok, yani çok sayıda girişimciyle, belki 20'den fazla girişimciyle şu anda fiilen birlikte çalışıyorum. Onlara abilik yapıyorum. Pardon, 1000'den fazla. 20'den fazla. Yani 20'den fazla. Kişi olarak, kişi. Şirket olarak da 16 falan. Abilik nereden geldi? Aslında eskiden usta çırak ilişkisi vardı ya. Ustanın yerine, yani çırak nedir? İşte girişimci, usta nedir? Mentor aslında. Mentor, evet. Abi de benim özel adım. Aslında mentorluk yapıyorum. Evet. Abilik dediğim şey. Aslında mentor demişken, girişimcilik dünyasında mentorluk çok kullanılan bir kavram. Yani özellikle bu girişimler, startuplar için böyle mentorluk etkinlikleri düzenliyor. Bir startup'ın mentorlarla çalışması gerekiyor ama önceki girişimcilikte, yani sanayi toplumundaki girişimcilik, mentor diye bir kelime yoktu ortada. Evet. Biraz açabilir miyiz? Mentor nedir tam olarak? O zaman da var. O zaman yani bugün de hala danışman var mesela. Danışman daha kurumsal, statükonun bir parçası ama o da aynı şeyi yapıyor. Yani yol gösteriyor, sorun çözüyor. Bunu böyle yapma, böyle yap diyor. Şöyle yaparsan daha iyi olur falan diyor. Ondan önce de usta çırak var. Usta diyor ki bak öyle tutma demiri elini yaralarsın diyor. Şöyle tut diyor, böyle vur diyor. Aynı şey. Mentor girişimci ilişkisi de bunun tamamen aynısı. Fark nerede? Birinde danışman denen şey geliyor, saatini satıyor ve karşılığında bir bedel alıyor. Usta çırak da usta yetiştirip onun çalışmasını ondan para kazanmasını el veriyor. Aynen. Evet. Mentorda da yine bir çeşit el veriyor ve o girişimin başarılı olmasını sağlamaya çalışıyor ve karşılığında da bir şeyler alıyor. Peki bu mentorluk daha çok aslında erken aşama girişimcilerde daha sık gördüğümüz uygulama. Evet. Bu noktada sen de erken aşama girişimlerle çalışıyorsun. Evet. Daha yeni böyle fikir aşamasında olabilir, belli şeylerin pilotu, prototipi veya belli bir aşamaya gelmiş kısmı olabilir. Bu noktada bu çalışacağın kişileri seçerken neye dikkat ediyorsun? En önemli şey nedir?
insan. Yani bana hep soruyorlar işte IoT'ye yatırım yapıyor musun? IoT ne? O ne falan. Ya da işte pazar yerlerine yatırım yapıyor musun? Ha olabilir. Değil. Ben önce insana yatırım yapıyorum. Çünkü sonuçta yatırım deyince akla para geliyor ya. Para ne oluyor? Para giriyor. Sistemde iyi çalışırsa değer kazanıp büyük olarak çıkıyor. Yani yatırım konsepti bu ama yatırım sadece para değil. Yatırım entelektüel biçimde de sermaye koyabilirsiniz. Sosyal sermaye koyabilirsiniz. Kültürel sermaye koyabilirsiniz. Bunların hepsi sistemin içine girdiği zaman başarı ya da başarısızlık geliyor yanlış girerse eğer. Şimdi insan dolayısıyla merkezde burada. Yani ne para ne de hangi alanda çalıştığına bakmıyorum, insana bakıyorum. Çünkü o insan eğer değişen durumlara uyum gösteremezse, benimle birlikte rahat çalışamazsa ya da ben onunla birlikte çalışamazsam başarı biraz zorlaşıyor o zaman. O yüzden insan. Peki insan olmanın hangi özellikleri burada ön plana çıkıyor? Bir yatırım şirketinden farklı olarak neye bakıyorsun? Birçok kişi bunu söyleyebilir. Ben takıma bakıyorum, ekibe aynen bakıyorum, aynen insana bakıyorum ama burada aslında kastedilen şey farklı olabilir. Sen burada farklı olarak neye dikkat ediyorsun? Önemli bir soru. Bir defa dürüstlük ve açıklık. İlk iki temel özellik. Tamam, her insanda olması gerekir ama girişim dünyasının maalesef şöyle bir içinde bulunduğu durum var. Girişimciler işte sunumlarını yaparken ya da sayıları planlarken yatırımcıya bazen yanıltıcı bilgiler veriyorlar istemeden ya da isteyerek bazen. Bu çok olan bir şey. Bu sonuçta büyük oranda başarısızlıkla sonuçlanıyor. Onun için bunu yapma potansiyeli olan birisiyle çalışmak vakit kaybı. Onun için de benim için. Onun için ben hemen atlamıyorum üstüne ve bir süre birlikte çalışıp acaba diyorum hani dürüst mü, yeterince. Bir de kendini kandıranlar var. O daha kötü. Doğru. Kendini kandırma peki özelliği. Sektör olarak da şey sormak istiyorum. Yani merak ediyorum gerçekten. Bizi izleyenler de bence bunu düşünüyordur. Bu yani mentorluk ve yatırımcılık hangi sektörde sizce daha çok ihtiyaç duyuyor? Yani hangi alanda erken startup, erken girişimci olmak isteyenler daha çok tavsiye ihtiyaç duyuyor Türkiye'de? İki faktör var orada. Bir tanesi bu Twitter'daki trending topic kavramı var ya. Yani en çok tweet atılan konular. Herkes onlara bakıyor. Ne var şimdi? Hı hı. IoT, Internet of Things. İyi. Ne acaba? Yani tamam gelecekte gelecek ama bugün IoT'ye girilir mi girilmez mi çok belli değil. Birinci faktör bu. Hı hı. İkinci faktör de tabii birikimi. Girişimcinin birikimi. Bildiği şeyler. Ama bana sorarsanız bir tane faktör var. O da teknolojinin etkin kullanımı. Çünkü demin nasıl tanım yaptık? Hızlı büyüme potansiyeli olması lazım. Yani bir koyup onu alma potansiyeli olması lazım ki bugünkü anlamda startup dediğimiz tırnak içinde eski girişim olsun. Dolayısıyla hızlı büyüme teknoloji benim cevabım. Burada aslında şey bahsettiğin şeylerden ben iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi aslında eski perspektiften yatırımcıların baktığı şey işte yatırıma finansal olarak geri dönüşü. Burada da aslında kısa vadeli bir beklenti var. Yani ben bu işe bir yatırım yapıyorum. 3 ay, 5 ay, 3 sene, 5 sene belki bu işten finansal bir getiri bekliyorum. Halbuki güzel bir noktadan bahsettin. Orada hani başarı ya da başarısızlık. Yani ben ona bakmıyorum. Çünkü oradaki aslında girişimci eğitiyorum. Usta çırak ilişkisinde olduğu gibi. Dolayısıyla ne var? Orada hata yapacak girişimci. Yani hata yapa yapa öğrenecek. Hatalarından daha sonra yeni bir girişimde başarılı olacak. Aslında şöyle bir şey oluyor değil mi? Yani bu dünyada sizin gibi işte mentorlar, yatırımcılar, eğitimciler bu işin içinde oldukça bir girişimcinin pişmesi için, hata yapması için de ortam hazırlanmış oluyor. Kesinlikle. Ve bu ortamın sonucu aslında herkese faydası olan bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani ama hata yapma fırsatı veriliyor mu girişimciye ya da ne kadar veriliyor? Ben bu, çok veriyorum. Bu startup dünyasında aslında hata yapma kültürü çok ön planda. Özellikle mesela Steve Jobs bunu ilk dillendiriyordu. Hani fail early, fail often. Sık hata yapın, erken hata yapın, çok hata yapın. Çünkü hata öğrenmeye giden yol. Öğrendikçe de diğer işinizde başarılı olabiliyorsunuz. Burada ben sözü tekrar Utku'ya vermek istiyorum. Yani çünkü Utku'yu ben ilk bu şekilde tanıştım. Utku'ya da Boğaziçi Üniversitesi'nde sağ olsun seminere gelmişti. Beraber olmuştuk. Orada başarısızlık hikayelerinden bahsediyordu. Ben dedim benim de başarısızlık hikayelerim var. Çok benzer hikayelerimiz ama sonrasında bunlardan nasıl öğrendin ve nasıl bu senin bir yoğunlukta başarılı olma sürecine katkıda bulundu? Biraz da bundan bahsedelim. Yani saymadım ama artık unutuyorum yani kaç tane oldu. Sanırım bir 15'ten fazla bir yoğunluktan önce benim girişim denemem oldu. Üniversiteyi 11 senede bitirdim ama hiç okula gitmeden hemen bitirdim. Sürekli böyle kendimi üniversite yıllarımın en başından beri bir yerlere girişirken görüyordum. Ve sürekli başarısızlık oldum. Bu şeye katılıyorum. Türkiye'de başarısızlık çok fazla dinlendirilmiyor. Halbuki bunu herkesin bağıra bağıra söylemesi lazım.
Evet, başarı çok hani seksi bir şey. Ama onun dışında da başarısızlıklarımızı paylaşmazsak hiç kimse, yani hiç kimse paylaşmazsa orada öğrenebileceğimiz, birbirimize aktarabileceğimiz şeyler daha da fazla artar diye düşünüyorum paylaşırsak. Benim kendi başarısızlıklarıma gelince çoğunun nedeni, aslında hepsinin birden fazla nedeni vardı ama çoğunun nedeni, ben iş modelini tam olarak oturtturamadım hiçbirinde. Mesela bir önceki girişim, bir önceki değil de bundan 3 önceki sanırım girişimde seçtiğini hatırlamıyorum. Müzik aletleri alıp satma işi yapıyordum. Evet, pardon, hep aynı alan da değil aslında, çok farklı alanlarda evet. O giriştin değil mi? Evet, evet, çok farklı. Yani iş, evet, ticaret genelde al sat daha fazla. Artık alıp satmıyorum, ondan çok dilim yandı. İşte e-ticaret denemeleri var. Bu arada offline'da da mesela müzik ve prova stüdyosu açtım Moda'da. Orada işte kayıt ve prova yaptırıyorduk gençleri. Hani başka offline girişimlerim de oldu ama genelde online oldu. En son girişimimde mesela müzik aletleri alıp satıyorum. Şöyle bir şey var, daha çok aldıkça daha çok para kaybediyorum ya uyandım 5 ay sonra. Yok, bu iş böyle olmaz dedim. Çünkü işte orada taksiti var, geldi kargo, gitti kargo, bilmem nesi var. Bu son girişimde mesela bir yoğunlukta bizim... bir yoğunlukta sanırım artık başarısız olmayacağım. Çünkü yakalamıştım. Organik büyümeyi yakalamış durumdayız. O çok önemli bir şey. Eğer organik growth'u yakalıyorsanız hiçbir şey yapmasanız da gidiyor. Yani bir şekilde. Hani bizim bir yoğunlukta başarısız olmamız için hani ne bileyim çok böyle delirmemiz falan gerekiyor ki başarısız olalım diye düşünüyorum. Mesela bir yoğunluktaki en bu kadar iyi gitmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de iş modelinin çok iyi ve ölçeklenebilir olması. Daha önce girişimlerimde o yoktu. Biraz da heyecan vardı. Ya oradan al bunu. Bir de vardı daha önceki girişimde. Hep böyle bir hızlı para kazanmak için yaptığım şeyler vardı. Ha, hemen alayım, satayım, gideyim. Mesela Amerika'dan bir DVD player getirecektim. Burada satacaktım. Ha, oradan 300 alacağım, buradan 2000'e satacağım falan. Ha, işte öğrenciyim, 1500 TL. Tamam, para kazanacağım. Çok güzel. Diye gidiyordu. Ama gümrükte takılıyordu. O para da gidiyordu falan gibi şeyler. Yalnız çok önemli. Yani kesinlikle, çünkü benzer şeylerle ben de sıklıkla karşılaşıyorum. Yani özellikle üniversite zamanındaki gençlerde ya da iş hayatında da işte şunu yapsak harika olur, şunu getir sat abi, tamam bitti ya, tamam hani yırttık abicim, yırttık şeklinde böyle bir bu tip şeyler, muhabbetler, konuşmalar çok fazla. O yüzden bu tecrübeler çok önemli. Bunlar kısa vadeli size böyle bir fırsat gibi görünüp kısa vadeli kazanç sağlayabilir ama size uzun vadeli ya da topluma katkı sağlayacak aslında bir şey sağlamıyor. Bir getiri sağlamıyor. Onu da görmek lazım. Bir de bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Dürüstlükten Ömer abi bahsetti. Burada sanırım senin de dürüstçe bunlar benim başarısızlıklarım diye paylaşmanın da etkisi olmuştur diye tahmin ediyorum. Amerika'da da mesela bazı yerlerde şöyle uygulamalar var. Biz hep CV'mizi yazarken başarılarımızı yazıyoruz CV'ye. Şimdi de şöyle CV formatı çıktı. Başarısızlık CV'si. Başarısızlıklarımızı yazıp onları kutluyoruz. Tam Utku'nun bahsettiği gibi bu sayede birbirimizden öğreniyoruz. Ama bizde olsan en büyük işte mesela en kötü özelliğine mükemmeliyetçi olmak. Evet. Yani onda bile hep kendimizi övmeyi çok severiz genelde. Şimdi son bir dakika, şunu da çok merak ediyorum. Bizi izleyenler için pes edip kurumsal hayata döneceğim ve girişimciliği bırakacağım diyorsa eğer birileri şu an ekran başında, söylemek istedikleriniz var mı onlara? Ömer abi, kesinlikle hayır. Öyle bir şey, öyle, o tek yön, bir kere çıktın mı geri dönmemen lazım. O yüzden bu mutsuzluğa kapılmasın. Ya ben mutsuzluk değil, mutsuzluk diye öğrenmek diye bakmak lazım yani. Bir şey yanlış yaptıysan bu mutsuz etmemeli seni. Bundan ne öğreneceğim diye bakman gerekiyor. Yani bizim kültür biraz ters bu ama öğreniyor gençler, orta yaşlılar. Güzel, senin bahsetmek istediğin şey. Ben bu konuda diyebilirim. Hani girişimcilik de x bir şey aynı anda olmaz. Ben bunu daha önce bizzat yaşadım. 15 senedir yaşadım. Hani ben hem girişimciyim hem x'im demek, o girişimci olmuyorsun o sırada. Girişimciyseniz sadece tek bir işe fokus olun. Hem kurumsal hayat hem de o tarafa mesela adapte olmak zor olur. X'de, ya belki tamam böyle iş modeli aramaktan bahsetmiyorum ama bir işe giriyorsanız sadece o işi yapmanız lazım. Benim girişimci, daha önce girişimde en büyük başarısızlığım bir tanesi de aynı anda 2-3 tane iş birden yapmamda. Aynı anda 3 tane girişim var. Ben buna ilave bir şey söyleyeyim son olarak. Yani mesela bazen girişimcileri dinliyorum. Bir iş fikrini anlatıyor. Dinliyorum. Yok diyorum ondan sonra. Aa, dur benim bir fikrim daha var diyor. Ondan sonra onu anlatıyor. Yok bir tane daha var falan. Böyle bir hani seri girişimciliği farklı anlayan, bunu paralel girişimcilik şekline dönüştüren, ya o olmazsa o tutar şeklinde yapanlar da var. Bu aynı Utku'nun bahsettiği gibi kesinlikle yani başarının formüllerinden bir tanesi değil.
çok teşekkür ediyoruz. Mentor ve yatırımcı Ömer Erkmen. Ömer abiye çok teşekkürlerimizi sunalım katıldığınız için. Ve Utku Subakan, Bion'lu kurucu ortağı. Konuşurken bir yandan da görüntüleri de ekrana vermeye çalıştık. Merak edenler için bionlu.com'a girip detayları da öğrenebilirler. Oğuzhan Ergüven'le beraber önümüzdeki hafta Cuma yine karşınızda olacağız efendim. Broker ekranlarında kalın.